Günaydın. Bugün Kars'taki ilk günüm. Artık keşfe çıkacağım. Şu an oteldeyim. Işıl Park Otel'de kalıyorum. Merkezde. Güzel bir otel. İçinde daha sonra gösteririm. Şimdi kahvaltımı yaptıktan sonra aslında tur araştırmaya gidecektim ama zaten buraya adımınızı atar atmaz etrafınızı turcular kuşatıyor. Günübirlik turlar oluyor. Sizi burada aracınız yoksa eğer Çıldır Gölü'ne, hani antik kentine falan götürüyor. Benim de zaten planım öyleydi. Turlara katılmaktı. Aslında taksi turu düşünüyordum ama çok pahalı oluyormuş. O yüzden sanırım tura katılacağım. Günübirlik öyle bir şehir turu yaptıracaklar. Şimdi gidelim kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra şehri keşfetmeye çıkalım. O da bu şekilde. Şehir manzaralı aldım ama duvar manzaralı. Ama yeni, tertemiz, çok rahat bir otel. Sıcacık. Banyosunu da göstereyim. Gayet temiz ve yeterli. Şehirdeki diğer alternatiflere göre fiyatı da çok uygun. Geceliği 190 liraya tuttum. 2 gece kalacağım ben burada. Böyle bir yer. Otelim de burası. Işıl Park Otel söylemiştim. Güzel bir yerde. Şöyle şu taraflar hemen çarşıya çıkıyor. Çok merkezi. Kahvaltımı yaptım. Para çekmeye çıktım. Şimdi tur otobüsü gelecek. Onu bekleyeceğim. Taksiyle gitmekten vazgeçtim. Turlar çünkü kişi başı 100 liraya istediğin yerlere götürecek. Çıldırı Ani'yi gezdiriyorlarmış zaten. Her gün de oluyor bu turlar. Siz de gelirseniz bu şekilde aracınız yoksa eğer arabada kiralamak istemiyorsanız bu şekilde gezebilirsiniz her yeri. Durağımız Kafkas Cephesi Müzesi oldu. Gezelim bakalım. Müzeden çıktım şimdi. Böyle yerlerden gerçekten çok etkileniyorum. Çok güzel canlandırmalar yapmışlar. Gerçekten etkilenmemek mümkün değil yani. Müzeye müze kartla girebiliyorsunuz. Onun haricinde ücretli. Ne kadar da ücreti hatırlamıyorum. 10 lira civarı bir şey olması lazım. Bir 40 dakikada, bir saatte bitebilecek bir müze. Şimdi biz Ani'ye ya da Çıldır'a doğru bilmiyorum devam edeceğiz. İkinci durağımız da Ani Ören Yeri ya da Ani Antik Kenti.
bunlar kentin surları. Şehri çevriliyor, şöyle devam ediyor. Birazdan oraları da gezeceğim. Şimdi kentin içindeki kalıntılara doğru ilerliyorum. Şurada fotoğraflarda sıkça gördüğümüz ikonik kilise yapısı var. Şuralarda da bazı yapılar görüyorum. Sırayla hepsini gezelim. Aziz Havariler Kilisesi. Yapı büyük oranda günümüze ulaşmış. Şöyle gidip bir detaylarına bakmak istiyorum. Çok güzel işlemeler var şuralarda. Kesme taşlar çok belirgin. Antik kenti deyince, hatta Kars deyince akla ilk gelen yapılardan. Buranın sembolü burası adeta. Şurada akan Arpaçay Türkiye'nin sınırını oluşturuyor. Oradan karşısı Ermenistan. Şu an Ermenistan'a doğru bakıyoruz. Bahsetmiştim sana, bir tura katıldım. Kişi başı 100 lira alıyorlar. İşte yaklaşık 15 kişilik turlar oluyor. Sizi gelip kaldığınız otelden alıyorlar. İşte Kars'ın önemli yerlerini gezdiriyorlar. Aynı çıldırı gezdiriyorlar. Bir de hızlı bir panoramik şehir turu yaptırıyorlar. Kişi başı 100 lira gayet uygun bence. Aracınız yoksa ya da araba kiralamak istemiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Hani antik kentine geldik. Burada bize bir 2 saat kadar serbest zaman verdiler. Rahat rahat gezebiliyoruz. Fotoğraf çekebiliyoruz. Güzel oluyor bence. Şimdi saati doldurana kadar bir yarım saat falan daha var galiba. Bu güzel kenti gezelim. Şu an suyun sesimi, vadiden süzülen rüzgarın sesimi bilmiyorum ama inanılmaz etkileyici bir uğultu var. Çok güzel şu anda. Göz buz tutmuş. Şu an kızakla geziyoruz. Büyük tur satın aldım ben. Bayağı bir 10 dakika turlayacağız. Çıldır Gölü'nün üzerinde yürüyorum şu anda.
Çayımı da aldım sıcak sıcak. Hava da çok güzel bugün gerçekten. Buraya geldiğiniz zaman turlar sizi yönlendiriyor zaten. Turları indirimli oluyor kızak fiyatları. Zaten burada yapacak çok fazla bir şey yok. Donmuş göl yani. Kızakla, atlı kızaklarla geziniyorsunuz. Çay içebilirsiniz. İşte bir iki restoran var. Balık, köfte gibi yiyecekler var. Kızaklardan biraz bahsedeyim. İki tane seçenek sunuyorlar size. Biri kısa tur, biri uzun tur. Kısa tur bir bayrak var. Birazdan gösteririm. Oraya kadar götürüyor sizi. Yaklaşık 2-3 dakika falan sürüyor. Yani inmenizle binmeniz bir olur. Çok fazla bir şey anlamazsınız. Onun fiyatı normalde 40 liraymış. Turla gelenlere indirim yapıyorlar. 30 lira veriyorlar. Uzun tur ise biraz daha fazla dolandırıyor gölün üzerinde. Bir tane de buz noktası var. Orada gidip sizin birkaç tane fotoğrafınızı çekiyorlar. Çok profesyonel bir şey beklemeyin. Sizin telefonunuzla öyle rastgele birkaç tane fotoğraf çekiyorlar. Ve dönüyorsunuz. Yani 10 dakika falan sürer dediler ama o kadar sürmüyor. 6-7 dakika falan sürüyor. Onun fiyatı normalde 70 lira. Turla geldiğimiz için bize 60 lira dediler. Onun haricinde buraya geldiğiniz zaman işte gölde yürüyüş yapabilirsiniz şu an benim yaptığım gibi. 2 saat falan bir süre verdiler bize. Ama genel olarak sevdim, güzel bir yer. Bakın kısa tur şu bayrağın olduğu yere kadar getiriyor işte. Şurada kalktıkları nokta görünüyor. Şurada bir tane daha geliyor zaten. Şurada buzda aşağısını görebiliyoruz. 60 santim buz kalınlığı varmış şu anda. Ufak bir tur attı otobüs. Ondan sonra herkes otellerine bıraktı. Ben de bir süredir dinlendim. Ve akşam yemeği için Kafkas gösterisi ve aşık atışmalarını izleyebileceğim bir restoranda yer ayırttım. Pushkin restorana gideceğim. Biraz dinlendim, üzerimi değiştirdim. Şimdi restorana gidiyorum. Fix menü satın aldım. Pushkin çorbasını tercih ettim. Yanında meze ve salatalar var. Ana yemek olarak da kaz verecekler. Tatlısı ve aşık atışması, Kafkas dans gösterisi eğlenceleri dahil olarak böyle fix menü olarak veriliyor. Mekanda oldukça keyifli. Kim yolumu kesti? Buradaki köpekler aşırı cana yakın. Aşırı oyuncu. Gidiyorum ben. Hoşça kal. Hadi bay bay. Bay bay. Hoşça kal. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Hadi gel. Beraber yürüyelim. Bay bay. Restorandan çıktım. Şimdi otele doğru ilerliyorum. Burada hayat biraz erken bitiyor. Küçük şehir tabii. Saat 10'a geliyor. Sokakta pek kimse yok ama güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar.
rahat görünüyor. Bu arada gece çok güzeldi gerçekten. Mekan çok güzeldi, yemekler çok iyiydi, personel çok ilgiliydi. Gösteriler, dans gösterisi, müzikler çok çok güzeldi. Çok eğlendim gerçekten. Size de mutlaka tavsiye ederim. Fiyatlardan bahsetmiş miydim hatırlamıyorum. Ben set menü söyledim. Bir de eğlence paketi dahil 200 lira verdim. Biraz yüksek gelebilir belki ama tadını çıkardım. Kesinlikle değdi. Çok eğlendim. Tamamen Kars'ın sokaklarını keşfetmeye ayırdım. Hava bugün epey soğuk. Ama sokaklar çok güzel. Gerçekten her sokağını, her binasını gezmeden, görmeden gitmek istemiyorum. Akşama uçuşum var. Akşama kadar her sokağı didik didik etmek istiyorum. Burada da incin topu oynuyor. Her yer kapalı. 12 Havariler Kilisesi'ne geldim ama içine giremedim. Kaleye de epey dik bir yokuş görünüyor. Öncesinde biraz ısınmam lazım. Bugün aşırı soğuk. Gerçekten çok üşüdüm. Sıcak bir şeyler içelim, biraz ısınalım. Ondan sonra devam ederiz. Isındım. Oturduğum yerde de sordum, Kars Kalesi'ne çıkış güvenli mi, çıkayım mı diye. Aslında sabah burada hiç kimse yoktu. Biraz böyle terk edilmiş bir yer gibiydi. Ama şimdi turlar falan gelmiş. Şimdi ben de yavaş yavaş kaleye doğru çıkıyorum. Biraz yorucu bir yokuş. Basamaklarla çıkılıyor. Yavaş yavaş kendimi yormadan çıkacağım. Şehre bir de buradan kuş bakışı bakalım. Da gündüz de gece de sürekli tenha sokaklarda yürüdüm. Çok fazla kalabalık bir şehir değil zaten ama güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gerçekten çok iyi insanlar, çok sıcaklar. Bir de dikkatimi çeken bir şey de Atatürk'e karşı büyük bir saygı duyuyorlar. Bunu girdiğiniz her mekanda hissedebiliyorsunuz. O da çok hoşuma gitti. Kars Çayı'nın kenarında bir yürüyüşe çıktım. Katerina Sarayı var. Yine otel olarak işletiliyor. Orayı görmek istiyorum ama umarım doğru gidiyorumdur. Yine hiçbir insanın olmadığı bir yere girdim. Şehrin en fazla 1 kilometre uzağındayım. Yani
Belki 10 dakikalık mesafede ama şu anda kendimi doğanın içinde izole bir yerde hissediyorum. Kars Kalesi yukarıda. Katerina Oteli'ne bayıldım. Gerçekten çok güzel. Hem merkeze çok yakınsınız, en fazla 5-10 dakika uzaklıktasınız. Hem de doğanın içerisinde gibisiniz. Yani direkt Kars Çayı'nın kenarına kurulmuş. Çok izole, bahçesi falan çok güzel. Bina zaten çok iyi. Bina zaten yine Baltık mimarisinin önemli örneklerinden. Bir de bahçesinde canlı müzikler, konserler falan oluyormuş. Eminim çok keyifli olur ama bu otel, işte Katerina Oteli ve Çertiko, bunlar çok popüler. Şehrin en iyi otelleri olduğu için çok önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Ben baktığımda doluydu. Önceden ayarlamak gerekiyor galiba. Biraz tabii fiyatları da yüksek. Ben biraz daha düşük bütçeli bir tatil planladım ama bir gün tekrar gelirsem bu ikisinden birini deneyimlemek kesinlikle istiyorum. Kafkas Üniversitesi'nin Dereçi Fakültesini önerdiler. Şimdi de oraya doğru gidiyorum. Yolu çok güzel. Hemen şurada Katerina Köşkü. Biraz önce göstermiştim. Onun biraz ilerisinde de Kafkas Üniversitesi'nin konservatuar binası var. O da aynı Baltık mimarisi yapılarından. Biraz önce yanlış yere gitmişim. Tekrar burayı görmek için geri döndüm. Artık yavaştan dönüşe geçiyorum. Çok güzel birkaç gün geçirdim. Doğu Ekspresi ayrı bir maceraydı. Kars'ın kendisi bambaşka bir dünyaydı. Çok güzeldi gerçekten. Bu şehre bayıldım. Artık yavaştan otele geçip eşyalarımı alıp havaalanına doğru gideceğim. Bir sonraki yolculuk ne zaman nereye olur bilemiyorum. O zamana kadar hoşça kalın.